Bugün istifade ettiren fikirlerde Doğuş Bey ile birlikteyiz. Doğuş Bey hiç şans yanımda olmadı diye bir mesaj göndermiş ve başarısızlıklarını ve başından geçen kötü olayları anlatmak istediğini söylemiş. Tabii kendisi de bebek kategorisinde, trend yolda kategori lideri. Daha doğrusu çok satanlar kategorisinde ve başarılı olmasına rağmen asıl başarısızlıklarını bize anlatmaya gelmiş buraya. Hoş geldiniz Doğuş Bey. Merhaba Tügay Bey. Önce bir sizi tanıyalım. Doğuş Bey kimdir, ne iş yapar, geçmişinizden de bahsedebilirsiniz. Ee, adım Doğuş, 28 yaşındayım. Ee, geçmişimizde e-ticaretle tanışmamız 2016, 2017 civarlarında oldu. O zaman kardeşim ve en yakın arkadaşım bir şirket kurmuştuk. Şirket aslında çok ne yapacağı belli olan bir şirket değildi. Yani işte arkadaşım yazılımcıydı. Biz daha önce sosyal medya yönetimi yapmıştık. O zamanlar çok daha başındaydı işler. Böyle heveslenerek bir şirket kurduk. Şirkette başladık işte açtık şirketimizi. Bir tane bina kiraladık vesaire. Sonra yaklaşık bir sene içinde falan şirket böyle biraz tanınmaya başladı. Birkaç tane yerle görüşüyoruz. Sürekli iş alıyoruz çalıştığımız yerlerden devam ediyor işlerimiz. Onun dışında da elimizde bir 3D yazıcı vardı. O zamanlar çok gördüğümüz bir şey değildi. Ya da çok böyle şu anki kadar popüler değildi. Hani dedik bunu nasıl kullanabiliriz, nasıl yapabiliriz? Sonra aklımıza o oyun figürleri var. Belki görmüşsünüzdür oyun, film vesaire. Bunların dedik hani figürlerini basabiliriz falan. Tek tek denemeler yapıyoruz. İşte bilindik filmlerin, dizilerin işte oyuncaklarıdır, çekişleridir vesaire. Sonra yapabildiğimizi gördük. Böyle amatör bir boya vesaire. Onları satmaya başladık. Daha ama hiçbir tecrübemiz yok. Üniversiteye yeni başlamışız. Okuyoruz bir yandan da okula gidip geliyoruz falan. Okulu biraz da bir boşluyoruz bu sırada. İsteğe verebiliyor muyum? N11'de galiba o zaman Trend yol vesaire çok popüler değildi ya da en azından bizim için öyle değildi. Orada satış yapmaya başladık. Sonra satışlar çok ciddi boyutlara gelmeye başladı. Yaklaşık böyle günde 50-60'a yani o zaman bizim için çok ciddi boyutlardı. Şimdi e, orada ben bir keseyim. Şimdi satışlar N11'de ciddi boyutlara ulaştı. Şimdi Hı. biraz bir ge geçmişe tekrar gideceğim ben. 2015-2016'da hani bir iş kuralım e-ticaret yapalım diye bina kiraladım dediniz ya. E, oradaki motivasyon, oradaki düşünce neydi? Yani bina kiralamak çok ciddi bir şey çünkü. Aslında bina değil çok üzgünüm. Daire. Orada Daire. yanlış söyledim muhtemelen. Aslında o ...motivasyonumuz yoktu yani böyle bir girişimcilik hevesi gibi düşünün bunu. Ee, ne yapacağımızı bilmiyoruz, çok yakın, samimi bir arkadaşım, yazılımcı. Ee, biz de internetten anlıyoruz zamanında, işte lise zamanlarında bir web sitesi kurmuştuk. Gayet de böyle başarılı olmuştu, hatta AdSense gelirleri elde etmiştik bir süre. Sanırım bu girişimcilik hani doğulur mu ya da olunur mu diye bir soru var ya... ...ben sanırım biz burada bir doğulura biraz şey yapıyoruz, pay e veriyoruz çünkü... Biz hep böyle hani lisede de bir şeyler yapalım, farklı bir şeyler yapalım. Ondan sonra işte bir daire kiraladık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, sıfır bilgi birikim, tecrübe sıfır. Ee, ürün fikri de yok, hiçbir fikri yok. Yok, ticaret de yok. O zaman o kadar popüler bir e, yeri yoktu sanırım. Yani çok hacimleri de yüksek hacimler değildi. Sadece üçte de yazıcının bize getirisiydi o. Hani onun dışında sosyal medya yönetimleri yapıyorduk. İşte kafe, bar o tarz yerlere. Bir yandan web sitesi yapıyorduk. Katalog çekimi yapıyordu arkadaşım. Bizim hiç anlamadığımız bir konuydu. Ya yani böyle her yere girmiştik. Ve çoğunda da eminim başarısızdık gerçekten. Yani çok başarılı bir durumda değildik. Yaptığımız işleri yarı yarıya böyle tutuyorduk ama çok ciddi tecrübeler kattı bize bu. Peki N11'de sonra bir başarı elde ettiniz. Hani satışlar gelmeye başladı dediniz orada kesmiştim ben. Oraya giden yol nasıl oldu? Yani ürünü nasıl buldunuz? Ne sattınız? Ee, o, o gelişim nasıl oldu onu merak ediyorum. Ee, biz aslında bu bizim kendi merakımızdı. İşte web sitesi yönettik demiştik. Web sitesini sattık ücret karşılığında. Onun gelirleriyle şey aldık işte Çin'de ürünler getirdik. Yaklaşık 2016 falan olması gerekiyor. Bir yandan da 3D yazıcıdan oyun figürleri yapmaya başladık. İşte meşhur oyunların silahlarıdır plastik şekilde. Onları yapıyoruz. Amatör bir boyama var üstlerinde. İşte onları yüklüyoruz internete. Kendimiz bir katalog çekimi yapıyoruz. Bir tane mukavva aldık katlayıp böyle çekiyoruz. İşte ürün açıklaması yapıyoruz vesaire. Sonra işler iyi bir noktaya geldi. Artık yazıcı o kadar ürünü yetiştirememeye başladı. Çünkü sürekli basıyor. Sürekli basıyor ve yetişemiyor ürünlere. Onun dışında diğer işlerimizle de ilgilenmiyoruz falan. Sanırım sermayeyi iyi yönetemedik. Yani kira ödüyor sonunda işte ödeme yaptığım bir sürü yer var. Ee, yapamadık. Para giriş gidişinde çok ayarlayamadık. O yüzden biraz okula yönelmeyi tercih ettik ve işi kapattık. Orada bir es verdik. N11'de kapattınız, evet. dükkanda kapattınız. Her şey bitti gitti yani evet her şey bitti yani kapatıp oradan okullarımıza tekrar yöneldik çok böyle kesik bir dönem olmuştu bizim için ama biz tabi kardeşimle devam ediyoruz şey düşünüyoruz sürekli yani biz mesleklerde mutlu olacak mıyız gerçekten ya orası bizi hiç heyecanlandırmıyordu çünkü dediğimiz gibi çok küçüklükten beri hep böyle ne yapabiliriz nasıl yapabiliriz falan düşüncesi orası bizi daha çok çekiyordu E, o sırada tabi pandemi patladı falan biz dedik hani nasıl bir şey yapabiliriz falan El ticaret furyası başladı bir anda her yerde görüyorum her yerde görüyorum İşte bunu yapıyorum bu kadar kazanıyor falan şey düşünüyoruz bir anda ya gerçekten öyle bir şey var mı yani o kadar hacimler ciddi hacimler dönüyor mu? Ee, bizim zamanımızda çünkü benim en azından içinde bulunduğum zamanda o kadar ciddi hacimlerden bahsedilmiyordu. Sonra genel bir araştırma yaptık yani internet insanların internet kullanımı nasıl artış var mı? İnanılmaz artışlar gördük. Dedik ki hani yapabilir miyiz bu işi? Dedik geçmişte de var, niye olmasın? Ee, öyle işe başladık. Ailemiz de sağlıkçı ikisi de. O yüzden sağlık kategorisinde biraz hakimiz. Hakim, hakim olduğumuz bir yerden başlamak istedik. Oradan girdik e-ticarete. Peki burada sağlık kategorislerken hani sağlık ne ürünleri mesela burada be bebek yazmışsınız yazdığınız mesajda bebek ürünleriyle mi başladınız? Bebek ürünleri değil. İlk tercihimiz zaten orası olmadı. O sonradan yöneldiğimiz bir sektör halindeydi. Ee, bu şey biraz daha. E, kaydı yani Tarım Bakanlığı internet satışları yasal olan ürünler. Normal ilaç sektör değil ama işte plastik olabilir, medikal malzemeler olabilir. Böyle itriyat türü ürünler var sağlıkta. Şey gibi e, ateş ölçer gibi. Gibi aynen bu şekilde maske gibi. Tabi o zaman zaten maske satmayan eminim yoktur. Çünkü herkes gerçekten maske satıyordu. Biz de dedik hani herkes satıyor nasıl yapabiliriz böyle maske sektörü. Ya, yanlış olmasın 10 bin lira gibi bir para ile başladık işe. Dedik ki bütün ürünlerden alalım işte onu alalım bunu alalım. Hacimleri görelim. Kâr etmek amacında da değiliz. Sadece sadece hangi üründe ne kadar hacim, ne kadar geri dönüş alacağız. İşte girdik ürünlere, satmaya başladık. Çok ciddi satışlar geldi falan yani biz de inanamadık. İşte bir üründen iki tane almışız. 10 dakika içinde satıldı mesela. Hani onun parasının bize dönüşü var. Onu tekrar ürün almaya harcayacağız falan. Nerede satıyordunuz? E, ticaret ya, Trend yol gibi. Ya bütün platformlar. Tabii gibi. hepsinde. Ya öncelikle hacim olan trend yola birkaç tane daha yer vardı. Oralara girdik. Sonra ya sayıyı arttırdık ya azalttık. Bazı yerlerden geri çekildik. O şekilde. Ondan sonra işte satışlarımız güzel gitmeye başladı. Tabi borçlu döndürüyoruz. Çünkü o siz sizin videonuzda denk gelmiştim. ilk başta ilk girerken. Ya işte para akışını yaylamanız gerekiyor. Ya diyorum ki nasıl olabilir böyle bir şey? Yani hani ne zaman geleceği belli paranın. E, nereye ödeme yapacağım belli. Ya nasıl ayarlayabilirsin bunu? Gerçekten çok zormuş. Yani o para akışını ayarlamak. Borçla harçla işte ürün alıp gönderiyoruz falan. Şirket bir yere gelmeye başladı. Yani sermayemiz bayağı büyüdü. Sonra o gün bir teklif geldi bize. Ya dedi işte bizim elimizde böyle bir ürün var. Bu kadar ürün var. İşte çıkacağız bir üründen size verelim. Eczanelere satış yapan bir firma. Düşündük kardeşimle. De. dedik hani mantıklı mı değil mi? Çok mantıklı bulduk. Ürünlerin hepsini aldık. Ürünlerimiz kapandı. Bütün sermayemizle. Neden kapandı? Fatura tayin etmemiz gerekiyormuş. Faturaları gönderdik. Her şey yasal bir halde. Dediler ki bu faturayı kabul edemeyiz. Marka e, silsile dayanmıyor. Ürün üreticisine dayanmıyor. İşte üreticiyle konuşuyoruz. Bakın diyoruz biz buradayız. Yerimiz belli. Bizden aldığınız belli. Kayıtları her şey var. Verir misiniz? O diyor ki yok hani öyle bir maalesef yapamayız. Onları bir şekilde değerlendirdik elimizde. E, bir şekilde yani çok ciddi uğraşlar yaptık. Facebook grubundan bir sürü insanla konuşuyoruz. Nasıl yapabiliriz? Nasıl edebiliriz? diye. Sonra bir şekilde çözdük. Ee, ürünleri sattık elimizden. Nasıl çözdünüz? Ee, başka web sitesi vardı. Mesela eczacıların kendi arasında satış yaptığı belki duymuşsunuzdur. İsimli verebiliriz. Yok verebilirsiniz. Mi? Farmazon gibi bir web sitesi var. Oradan diğer eczacılara satış yaptık. Tek tek böldük. Ondan sonra en azından şeyi kurtardık. Sermayemizi kurtardık. Dedik ki tamam yani bundan sonra yürürüz. Sonra bir ürün bulduk. Tabii bu sırada sürekli bir araştırma içindeyiz. Yani hani amacımız para kazanmak değil. Yani kazanıyor muyuz onu da bilmiyorduk açıkçası. Hiç Böyle elimize ne gidiyor, ne girebiliyor. Gidiyor. Geliyor ürün, e, bir para kazanıyoruz, bu parayı ürün alalım. Hadi bunu deneyelim, hadi bunu deneyelim. Üreticilerle görüşüyoruz, bize kaça yaparsın? Paramız yokken hiç. Hani yapabilir miyiz? E, toplayabilir miyiz bu parayı falan diye. Sonra işler büyük bir noktaya geldi. Yine öyle bir önümüze bir fırsat çıktı, bir ürün var Türkiye'den çekilmiş. E, tek bir firmanın elinde. Adamla dedik işte elimizde dedi 3000 tane var, hepsini alın. Yüksekte bir e, birim fiyatı vardı. Dedik ki alalım, niye olmasın? Tüm sermayemizi oraya kaydırdık. Nasıl bir üründü? Bu sağlık kategorisinde bir ürün. Kolejen dedikleri bir ürün var. Şu şu an çok yavaşta. Dedik ki bunu yapabilir miyiz, satabilir miyiz? Satışı da yapıyorduk bir yandan. E, yavaş yavaş diğer satıcılar gitmeye başladı. Ellerinde ürün kalmadığı için. Tek biz kaldık. Çok güzel hacimlere ulaştık. Çok da karlı bir dönemde bizim için. Sonra çok enteresan bir şey oldu. Yine ürünümüz kapandı. Yine trend yol mu? Birkaç yerden kapandı bu sefer. Ya e, anlamak mümkün değil. Yani çünkü şu sürekli bir sermaye kaybıyla karşı karşıya kalıyoruz falan. Dedik hani niye kapattınız? Dedi ki üretici Türkiye'den çekilmişti. Geri geldi. İsmi değiştirdi. Ama sizin faturanızda eski ismi var. Diyorum ki yani bunu çözemez miyiz? Ya işte belli, teyit, orijinal, kayıtları mevcut, her şey var. Çözemedik. Ya ama bu sizin sorunuz değil ki. Yani biz sonuçta maalesef. fatura kesen firma, ben bugün fatura kesti, bana malı verdi. Ben malı aldım, satmaya başladım. Firma bir ay sonra kapandı. Ya da ünvan değişti, o benim sorunum değil ki. Ya işte ben, biz de öyle düşünüyorduk ama kimse de yardımcı olabiliyor ve denklik yok. Yani hani biri için konuşmuyorum. Yani bir sürü insanla görüşüyoruz. Ticaret yer, yaptığımız yerlerle işte canlı sohbetleri görüşüyoruz. Telefonlarla görüşüyoruz. Ya, hani durum bu. Açıklıyoruz. Hak veriyorlar ama çözüm yolu sunamıyorlar. Ya açılıyor, destekler açılıyor. Facebook gruplarından bir sürü insanla konuşuyoruz. Şöyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin. Çözüm yolunu bulamadık. Ya o zaman siz sürekli para kaybettiniz. Yani bugüne kadar yani o zamana kadar en azından ilerleyişte hep de gittiniz o zaman. Aslında ekside şöyle değildik. Ürünlerin bir kısmını sattıktan sonra bunlar başımıza geliyordu. Ve biz o ürünleri elimizde şükür bugüne kadar hiç kalmadı. Bir şekilde e, mesela burada da şöyle kurtulduk. Network'ümüz genişlemişti. Yani çok alıcı, çok üreticiyle görüşüyorduk. Bir tane satıcılardan biri bana ulaştı. Ben dedi böyle böyle parakende pazarlıyorum bunu. E, ben almak istiyorum. O ürünü de biliyorum. Daha önce satmıştım. Yok bulamıyorum dedi. Ben alayım. şans mıdır artık ne? Ürünü adama kargoladık. İşte bin bir zorlukta işte en son şükür ediyoruz yani ürün elimizden gitti falan. Arada adam ürün gelmedi falan. Nasıl gelmedi? Kargo kayboldu nasıl kargo kaybolabilir. Kargo şirketini arıyoruz. Burada diyor. Oraya arıyoruz. Burada diyor. E bir dakika şimdi o toptan olarak o ürünü sizin elinizden almak isteyen kişi size... Kargoya geçtik videolu bir şekilde her şeyi. Kargo kayboldu bu seferde. Hayda. Bütün sermaye yine riskte. Şu parayı alamamıştık yani biz o an onun değil, sermayeyi kurtardık. Hani gönderelim düzgün bir şekilde. Parayı alır zaten ticaret yaptığımız bir insan sürekli. Bu sefer de kargo kayboldu. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz falan. Ondan sonra bir ay sonra işte tabii en son artık hani kargoya şey dolduracağız, dilekçe falan. Faturalar çünkü mevcut. Sonra bir tane kapıya kargo firması yanaştı. Dedi abi dedi arkada bu kalmış dedi benim dedi. Bir aydır arkada geziyor benim dedi. Kargoları indirdi böyle aşağı falan. Bir baktım bizim ürünler. Bir aydır adamla birlikte dolaşıyormuş yani şeyler. Neyse bir şekilde indirdik onları. Adama tekrar gönderdik. Hala dedik istiyor musun falan. Gerçekten böyle çok heves, e, kaçırıcı durumlarla karşılaştık. Yani kur kurban falan mı kestiniz ne yapsanız? Daha daha devamı da var yani yanılır mısınız bilmiyorum. Bizim bu arada işte ürünlerimiz daha artık stabil hale geldik. Maddi anlamda sorunlarımız da ortadan kalkmaya başlamıştı. Dedik hani, ne sattığımızı görüyoruz. Karımızı görüyoruz. Hacimleri görüyoruz. Bir ürüne baktığında artık az buçuk hacim hesaplayabilecek duruma geldik. Yani daha tecrübeliydik. E, depomuz var bir tane ürünler depoda duruyor toplu halde. Bir gün yanlış olmasın sanırım bayram sabahı falan. Biri depomun oradan geçerken dedi ki bu depodan su geliyor. Nasıl ya falan hemen aşağı indik. Mühürlü bir çeşme var orada. E, depoyu su basmış. Yani bir indik ürünlerin yarısını çıkar. Bayram sabahı böyle rezalet durumda ürünleri çıkartıyoruz. Yarısına kadar su. Ürünlerin bir kısmı gitmiş vaziyette ondan sonra. Öyle bir kısmını kurtardık. O sermaye orada bir kısmı gitti zaten. Satabilecek günler kalmadı geriye. Onlar hep şey kolajen ürünler miydi? Yok. Bu başka. Bu devam ettiğimiz sürekli hacim dediğimiz ürünler var ya yani 100 tane bir üründen var. Devamlı satış yaptığımız değil ama karlı gördük o anda. Satışa devam ettiğimiz ürünlerdi. İşte böyle şeylerle uğraşmak gerçekten çok yordu. Yani pes edebileceğimiz çok nokta vardı. Niye pes etmediniz? Aslında niye pes etmedik? Sanki böyle işe karşı bir heyecan duyuyorduk yani. Bir ürünü satıp para kazanmak değil de bir ürünü satmak bizim daha çok hoşumuza gidiyordu. Yani inanın işe başladık belki bir, bir buçuk sene. Para hiç kimse konuşmadı, düşünmedik. Yani bazı insanların bu konuda zorunlulukları var. Mesela onun farkındayım. Ailesine geçindirmek zorunda. Başka şeylerin zorunlulukları var. Ama bizim öyle bir zorunluluğumuz yok Doğan. Yani zaten kendi paramız vardı. Şirket içinde kazandığımızı tekrar şirkete koyuyorduk. Hiç almadan. Yani hiç belki bir kere yemek yemişizdir yani. Tek mı bu şirketten harcadığımız para. Peki sonra ne oldu yani en son su bastı yine bir sermayenin bir kısmı yine sele gitti öyle söyleyeyim suya gitti. Evet, oradan sonra işler bir şekilde yine devam etti. Tabi e, şeyi şey de görüyoruz biz sürekli takip ediyoruz ne satılıyor ne satılmıyor o hiç elimizi çekmiyoruz oradan. Bazı sattığımız ürünlerde şey gördük e, firmalar işin içine girmeye başladı artık yani kendi ürünü başkasının satmasındansa kendi Satması çok daha mantıklı tabii ki. Ee, biz zaten bir senede bu uzun bir dönemde gözlemlemiştik. Gerçekten herkes işin içine giriyor artık. Yani bir birinin ürünü satmaktansa kendi ürünümüzü ortaya koymak bize daha mantıklı gelmeye başlamıştı. Sadece bunun için yeterli sermayemiz yoktu. Ee, en sonunda sanırım sermayemizi topladık. Ee, büyük bir risk alıp bütün sermayeyle bir ürüne girmek zorunda kaldık. Ama bildiğimiz bir üründü. Ee, üretici de sağ olsun hatta buraya gelmeden onunla toplantıdaydık. Ee, yurt dışı için bazı planlar yaptık. Ee, dedi ki işte beyefendi üretelim bu kadar şu kadar yardımcı oldu dedik hani paranın bir kısmını önce verelim sonra verelim falan. Ürünü ürettirdik. Hangi ürün? Bebek aspiratörü. Yani marka ismi şu an vermiyor çünkü şu an hala şeyler uğraşıyoruz. İsim hakları ile uğraşıyoruz uzun bir süreç. Ondan sonra satış yapmaya başladık. Kategoride birinci konumuna geldik. 6 ay falan gibi bir süre biz kendimize şey bekliyorduk. Hani 6 ay sonra 1'e 2'ye 3'e iki üçe girmek istiyoruz. Bir buçuk, iki ay sürdü. Çok da güzel gidiyor satışlarımız. Yeni bir ürün daha çıkardık. Aynı kategori üzerinden. Bu şekilde. Ya şu an bebek aspiratörü işte yeni bir ürün çıkıyor. Birkaç aydır satış yapılıyor, devam ediyor. Üç aydır falan şu an piyasanın içindeyiz. Şu an bir tane ürünümüz birinci, bir tane ürün de daha yeni yeni şey yapıyor. Ya. Sadece burada pazar yerinde değil, e, eczane nelere de satış yapılıyor. Hani onlar da bir şekilde oluyor. Zaten onlar bizim için çok daha önemli yani. Onlarda gitmesi, onların hastaya ulaştırılması ya da onların memnun kalması. Çünkü biraz şey gibi bu. E, ürün trendleri çok değişken. Yani bir sene biri meşhur oluyor. Bir sene biriye çok ön plana çıkıyor. Biz de bir aslında ortaya kültür korumaya karar verdik. Yani para kazanmak tamam. Para kazan, her şekilde kazanabilirsin para. Ama ortaya bir kültür koymak, işte sonuçta senin ürettiğin ürün bundan 20 sene önce yoktu. Ama çocuklar her zaman doğuyor, her zaman sağlıklı yaşayabiliyorlar. Yani bu daha kullanışlı bir şey çıkarsa, daha kullanışlı bir şeyi adapte ederiz. Ama ortaya bir marka değeri koymak istiyoruz. Çünkü e, rakiplerimiz çok ünlü firmalar. İşte Almanya'da çok ünlü bir tanesi. Şimdi onun ismini kesinlikle vermeyeyim çünkü <laughs> sıkıntı bir durum. Eminim herkes bu yaşına kadar o firmadan bir şeyler almıştır. Şimdi öyle firmalar senin rakiplerin, sermayeleri inanılmaz boyutlarda, milyarlarca dolar. Şimdi biz sosyal medyasını yönetiyoruz markanın, web sitesini biz kuruyoruz. İşte ürün pazarlığını biz yapıyoruz, pazarlamasını biz yapıyoruz. Muhasebesini kardeşim tutuyor. Yani bu kadar paketlemesini biz yapıyoruz. İşte Instagram paylaşımlarını biz yapıyoruz. E, bu kadar e, şeye bölünmekken her her savaşı kazanamıyorsun. Ama ortaya bir kültür koymak çok daha önemli. Ama bayağı fazla da savaş kazanmışsınız yani başınıza gelmeyen kalmamış evet. neredeyse. Ve şimdi 3 ayda kategori lideri, bebek kategorisinde bir numaraya çıkmak da herkesin yapacağı bir iş değil, kolay değil. Teşekkür ederiz, evet biraz zor oldu açıkçası. Yani bayağı bir o yolda ilerlerken sorun yaşamışsınız gerçi, batmışsınız. Stok çok maalesef. Peki şu an ikinci ürün planı da var. Sonraki hedefler ne? Yani ya bir daha batarsanız ya bir daha başınıza bir şey gelirse. Yani inanın o kısmıyla kimse ilgilenmiyor. Hala mesela ne kazandığımız hakkında hani bir fikrimiz yok. Yani evet geliyor bir şeyler. Mesela bir gün oldu inanılmaz paketleme 300-400 siparişler ama adet bazında bakarsanız 3000 tane ürün çıktı mesela. Bir günde. Bir günde. İnanılmaz rakamlar ulaştı. Ama ne kazanıyorsunuz bilmiyorum çünkü almıyorum. Aldığım kazandığım paranın hepsini tekrar şirkete koyuyorum. Yurt dışında takip ettiğim bir birkaç firma var. Yani inanılmaz ürünler yapıyorlar. Türkiye'de hiç görünmemiş. Ve gerçekten insan hayatını çok kolaylaştıracak ürünler. Özellikle bebeklerde, bebek ailelerde. O kültürü Türkiye'ye kazandırmak istiyorum en başta. Kitapta okumuştum. Önce kurbağayı ye. Belki duymuşsunuzdur cümleyi. Yani önce en zoru başarmak. Bir marka kültürü. Kültür oluşturmak istiyoruz. Ondan sonra işte ürün portföyü, işte kazandığım para. Ondan sonra onlar konuşulacak diye düşünüyoruz. Şimdi tabii hesabı kitabı bilmek de çok önemli burada. Mesela Türkiye'de satış yapan, trend yolu üzerine satış yapan ya da hepsi burada üzerine satış yapanların çoğu hep şunu düşünüyor. Diyor ki ya ben satıyorum 50 liraya satıyorum 10 liraya aldım 50'ye satıyorum. Ne kadar kazanıyorsun diyorum. Ya işte bilmiyorum ki kazanıyoruz her ay para yatıyor. Maalesef. Ya o yatan paranın atıyorum her ay 20 bin lirasını kredi kartıma yatırıyorum. Borcumu ödüyorum. İşte 5 bin lirasıyla kiramı ödüyorum. Şu, şu kadar parayla şunu yapıyorum. Dönüyor yani çak dönüyor diyor. Ama Hata şurada yani yanlış olan şey şurada. Trendyol'da hepsi burada da satış yapanların göz ardı ettiği bir komisyon oranı var. Yüksek bir komisyon var. Yüksek derken aslında dünya standardı bir komisyon bu. Amazon Amerika'da satış yapsam bugün yine %15, %20 kategoriye göre komisyon ödüyorsun. E bir de fulfillment ücreti ödüyorsun. Müşteri iade ederse iade gelen kargonun ücretini ödüyorsun. E ürün kaybolursa Amazon diyor ki işte ürünü kaybettim ama diyor sen 20 dolara satıyorsun diyor. Bence bu ürün 3 dolarlık bir ürün diyor. Sana 3 dolar ödüyor vesaire. Görünmeyen maliyetler çok fazla yurt dışında da. Şimdi Türkiye'de de böyle ama Türk insanı buna alışık değil. Türk insanı pazar yerinde satış yapmaya çok fazla alışık değil. Herkes geçmişten bahsediyorum. İşte web sitesinden satış yaparım. İşte %2, %3 kredi kartına komisyon öderim. Ee, ya da ne bileyim nakit satarım. Kapıda ödemeyle satarım. Paramı nakit cebime koyarım. Vergi de ödemem. Komisyon da ödemem. Gelen para kemiksiz benim paramdır kafasıyla çalışan insan olduğumuz için ne oluyor günün sonunda pazar yerine adapte olmaya çalıştığınız zaman bir sürü hesap kitap excel dökümanları, raporlar bilmem neler e, kafamız basmıyor bir noktadan sonra diyoruz ki ya neyse boşver para geliyor mu geliyor Ge çak <laughs> dönüyor mu? bir şekilde dönüyor işte bu yanlış bir hareket aslında. Yani o kadar haklısınız ki biz hatta biz başta hesaplarken bunları e, yani sürekli bir şey çıkıyor karşımıza. Biz hesapladık işte komisyon ödeyeceğiz. Ödeyeceğimiz 2-3 tane kalem ürün var. Şey var e, kalem var. Biz bunları ödedikten sonra kalan para bizim. Ama öyle tabii ki olmuyor. İade hesaplıyorsun, e, kargolama giderlerin var senin. Ya o kadar çok kalem var. İşte vergilerin var vesaire. Çok ciddi kalemler var. Maalesef evet. Bizim mesela buna alışmamız 5 ay falan sürdü gerçekten. Yani beş ay ben para kazandığımıza inanmıyorum. Şu anda tabii ki hesaplıyoruz. Ne kazandığımızı bilmiyorum derken şey olarak bilmiyoruz. Bazı aylar oluyor. inanılmaz hani yoğun alışveriş zamanı oluyor. O zaman çok ciddi rakamlara çıkıyor. E bazı dönemler biraz daha zayıf oluyor. Mevsimin gereklilikleri, başka gerekliliklerle. Ya ortaya bir ortalama çıkartamıyoruz o yüzden. Ama tabii ki bir ürün başı maliyet ne kazandığımızı farkında olarak gidiyoruz. Peki her şeye sıfırdan başlıyor olsaydınız elinizde bu kadar birikim bilgi birikimi var tabii ki e, ve bugün sıfırdan başlıyor olsaydınız geçmişe dönüp yapmayacağım dediniz ya da sizin gibi sıfırdan başlayan kişilere e, bak ben bunları bunları yaptım ama siz şunları kesinlikle yapmayın. Direkt şunu yapın. Sizin için daha karlı ve daha kazanç olur dediğiniz bir şey var mı? Başlamayabilirdim herhalde en başında hissedim olayım. Başlamayın <laughs> Ya öyle değil tabii ki. Ama bu hatta buradan benim etrafımda da öyle arkadaşlarım var. İşte bana gelip şey diyorlar. Çok güzel işlerde çalışıyorlar kendileri. Ya işte oğlum sizin işiniz en azından. Yani kendi işiniz için savaşıyorsunuz. Şimdi bu insanlara şöyle bir cevap vereyim. Hem sizin sorunuzun da cevabı olur bu. Ee, şimdi insanlar şey zannediyor. Ürün satıyorsun, paranı alıyorsun. Bu kadar basit. Ama işte öyle o kadar basit değil. Sizin dediğiniz gibi maliyet hesapları... işte eğer ortadaki ürün sizinse... Ona bir e, şey kazandırmak için, kimlik kazandırmak için çok ciddi savaşlar veriyorsunuz. İşte dedim ya demin. E, bu firmaların belki sosyal medyasını yöneten insanlar bile bizim şirketimizden büyüktür. E şimdi sen... Bu adamlarla nasıl rekabet edebilirsin? İnanılmaz ciddi çalışma. Bazen hiç uyumadığımız günler oldu. Yani hiç uyumadık gerçekten. Ertesi gün çalışmaya devam ettik. Yaklaşık 40 saat. E şimdi biri gelip de ya işte en azından kendi iş için savaşıyordu. E öyle değil işte yani. Arka planda çok ciddi şeyler dönüyor. İşte ismini sen seçiyorsun. Belki isim seçmek bile 2 günlü oluyor. Tasarımını sen yapıyorsun. Bunlar çok uzun işler. Ya kolay olmayacak kesinlikle onu bir kabul etmeleri lazım giriyorsa ama onun dışında heyecanlı yani yaptığım işi ben çok severek yapıyorum ya inatçısınız bir kere yani evet. uğraşmışsınız olacak 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 deyip yapılacak her şey yapmışsınız aslında ya, bize de dediler yani fazla mı acaba inat ediyorsun yani yol yakınken işte okuduğun bölümün işini yap ama gerçekten heyecanlandırmıyor yani şu an yaptığım işten çok memnunum bence yol yakınken dönmek değil de yolunuz daha uzun bence uzun bir yol var. Daha henüz en başındasınız. Ee, yeni ürünlerle belki daha da büyük işler yapacaksınız. Belki bir sene sonra tekrar karşılaştığımızda ya Atatürk ben sana bir şeyler anlattım ama onları boş ver Asıl olay bak burada diyeceksiniz belki. Yani şimdi onun için bir yurt dışı planı yaptık. Ee, sağlık haftasına katılıyoruz. Özellikle yabancı yani Avrupa'da ya da işte Amerika tarafındaki kültürleri öğrenelim. Hani Türkiye'ye uyarlayabilir miyiz? Ya da aynı şekilde dünyaya uyarlayabileceğimiz bir şey çıkartabilir miyiz diye. Şimdi bakalım öyle bir planımız var. Markanın güzel bir yere gelmesini istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Buraya geldiğiniz konuğum oldunuz. Siz de Doğuş Bey gibi konuk olmak için yorumlar bölümüne bir form sabitliyorum. O formu doldurmanız yeterli. E, Yorumlarınızı merak ediyorum. İlk defa e ticarete başlayacaklar ya da yeni başlayanlar. E tabi Doğuş Bey'in deneyimleri çok önemliydi bizim için. Ne düşünüyorlar? Fikirlerinizi yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.